Flop İngilizce'den ailenizin teacher'ı Çağatay Hoca'dan sevgi ve selamlar. Bu videomuzu izleyenler videomuzun sonunda reported speech konusunu detaylı bir şekilde öğrenmiş olacaklar. <laughs> Şimdi tabii aklınıza geldi sizin ne demek İngilizce dedikodu nasıl yapılır? Bunun bu konuyla alakası ne diye? Alakasını şöyle göstereyim size. Ha ondan da önce tabii reported speech bakın burada indirect speech yazıyor. Neden? Ee, bazı kitaplarda çünkü indirect speech diye de geçebiliyor. O yüzden her iki başlığı da belirttim. Şimdi mantığını zaten anlattığımda neden ikisinin de kullanıldığını anlayacaksınız. Şimdi bakın burada adamımız dostum Cemşit var ve ben yorgunum demiş. Şimdi bu cümleyi aktarmanın bir başkasına aktarmanın iki yolu var. Birincisi direkt söylediği cümleyi tırnak içinde vererek Cemşit ben yorgunum dedi. Hatta şurada iki nokta da olabiliyor. Öyle bir seçenek de mevcut. Bu birinci yöntem ancak bu direct speech yani ini kaldırın direkt bir aktarım olduğu için çok tercih edilmiyor. Ne Türkçe'de ne İngilizce'de. Peki biz daha çok ne yapıyoruz? o cümleyi alıp yoğurup yani Cemşit yorgun olduğunu söyledi. Bakın kendi cümlemizin içinde eriterek söylüyoruz ki aslında kulağa daha hoş gelen de bu şekilde olanı onu söyleyeyim. Dolayısıyla bizim yapacağımız şey budur arkadaşlar. Yani cümleyi alacağız. O cümleyi report edeceğiz. Zaten speech konuşma demek. Rapor edilmiş bir konuşmaya dönüştüreceğiz. Veyahut da yine speech konuşmayı dolaylı olarak bakın direkt değil de indirect. Hatta futbolla ilgilenenler endirekt serbest vuruştan falan bilirler. Dolaylı olarak aktaracağız. Bir görselimiz var burada bakın bir animasyonumuz var onun üzerinden göstereyim bir de. Burada bakın Cemşit'in babası Cemşit'e bir şey söylüyor Cemşit de onu burada suya aktarıyor. İşte olayımız budur arkadaşlar. Bu animasyonda da gördüğünüz gibi. Yani üç kişilik bir olaydır aslında. Şimdi burada A, B'ye bir şey söylüyor. B, D, C'ye bunu aktarıyor. İşte o yüzden hani vardı ya sunum sayfamızda İngilizce dedikodu nasıl yapılır diye. işte o yüzden vardı bakın. Burada yapacağımız olay A'nın e, dediğim gibi konuşmasını C'ye report etmek veyahut da dolaylı olarak aktarmak. Şimdi her zamanki gibi ne yaptım yine? Kendi oluşturmuş olduğum 3 adım yöntemi. Neden bunu yapıyoruz arkadaşlar? Çünkü kategorize edilmiş bilgi değil mi? Adımlara bölünmüş ve aynı zamanda da mantığı anlatılan bilgi öğrenilir dolayısıyla unutulmaz. Ama kura ezber gider. İlk fırsatta gider. Şimdi bakın adım adım. Diyor ki birinci maddemiz say veya tell diyor. Şimdi say veya tell'den istediğinizi seçmekte özgürsünüz. Peki bir farkı var mı? Var. Tell sevgili arkadaşlar kendisinden sonra nesne alma zorunluluğu bulunan bir fiildir. Yani tell birisine bir şey anlatmak olduğu için muhakkak told me bana dedi, told him ona dedi, told to my father, told to my teacher öğretmenime dedi veyahut da babama dedi gibi illa bir nesne alır. Onun dışında serbestsiniz. Yani set yazmakta ki ikinci hali veya tolt yazmakta telin ikinci hali yüzde yüz serbestsiniz. İkisinden birisi. İkinci maddemize geliyoruz şimdi. Birinci maddemizi tamamladık. İkinci maddemiz diyor ki bir derece pastını al. Hocam bu ne demek? Bakın arkadaşlar. Cümlenin orijinali I am tired now. Ben şimdi yorgunum. Ben bu cümleyi aktarınca şu sonuca ulaşacağım anlamsal olarak. Bana o A şahsı kimse artık o kişi A şahsı bana yorgun olduğunu söyledi. Bakın geçmişte söyledi. Şimdi burada bu cümle diyelim ki 10 21 geçe söylendi. Onu 21 dakika geçe. E bu alttaki cümle muhakkak ondan sonra söylendiği için her halükarda orijinal cümleni bir derece pasta dönüştürüyoruz biz. Peki ayemin geçmiş zamanı nedir? E tabii ki vazdır. İkinci maddemizde tamamlandı. Üçüncü ve son adımımız, son maddemiz sevgili arkadaşlar. Kişi ve zaman değişikliği. Ne demek bu? Konuşan kişi I, ben diye söylüyor ama ben ondan bahsederken he diyorum. Çünkü o yorgun olduğunu söyledi. İki, bu kişi değişikliği. Bunu yaptık. İki, zaman değişikliği. Kişi konuşurken now, şimdi diyordu. Ancak ben o cümleyi başkasına aktarırken bana o zaman, hani konuştuğumuz dönemde yorgun olduğunu söylemişti anlamına ulaşıyorum. Şimdi... Bir toparlayalım. Ne yaptığımıza bir bakalım. Cümlemizin orijinali I am tired now. Şu anda ben yorgunum. Do. Benim ulaşacağım anlam ise, ulaşmak istediğim anlam ise o bana o zaman yorgun olduğunu söyledi buydu. İlk olarak say veya tell'den istediğimi seçebilirim. Set veya told me. Me zorunluydu burada. birisine bir şey söylemek olduğu için tell veya told. That tamamen opsiyonel arkadaşlar. İster yaz ister yazma. O yüzden parantez içinde görüyorsunuz. İkinci adımımız bir derece pastıydı. I in, daha doğrusu emin bir derece pastı was değil mi? Geçmiş. Emizar was böyle dönüşür. Hemen şöyle şurada da yazalım. Am is was'a dönüşür. Ki burada öyle oldu. Ar olsaydı da o zaman da Şöyle böyle dönüşürdü arkadaşlar bakın. Bir derece pastında yaptık. Son adımımıza geldiğimizde kişi değişikliği an yerine hi oldu. Ve zaman değişikliği yani şimdi yorgunum cümlesini biz o zaman yorgun olduğunu söyledi şeklinde dönüştürmüş olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar. Say veya tel belli. İstediğimi seçerim. Üçüncü maddedeki kişi ve zaman değişikliğinin e zaten mantığı var değil mi? Konuşan kişi ay derken bir erkekse he diye aktarırsınız. Bir bayansa şey diye aktarırsınız. Zaman değişikliği için de birazdan bir tablo göstereceğim. O zaman tabiri caizse bu deyimi kullanmayı seviyorum biliyorsunuz. Zurnanın zırt dediği yer işte bu ikinci madde. Nasıl hocam? Yani hangi tensin 1 derece pastı ne? Yani şu ikinci madde belki de en çok önem vermemiz gereken, üzerine odaklanmamız gereken yer. Şimdi bundan sonraki örnekler ikinci madde üzerinden yürüyecek. O yüzden bu açıklamayı yaptım. Orijinal cümlem I never get up late diyor. A şahsı B şahsına. Ben asla geç kalkmam. B de bunu C'ye aktaracak birinci adım. He said veya he told me değil mi? Me burada tell'den sonra bakın zorunluydu. Bana söyledi. 2. Bir derece pastı. Get up'ın pastı. E, tabii ki got up. Verb to. Kişi ve zaman değişikliği. A yerine he oldu zaman değiştirebileceğim bir zaman olmadığı için dokunmadım. Cümleme bakalım. He told me that veya da he said that. Bakın burayı es geçiyorum. Çünkü bu bir. Bu ikinci seçenek. He never got up late. Asla geç uyanmadığını söyledi. Peki ne oldu? Simple present tense, simple past tense'e dönüştü. Diğer bir değişle verb one. Bakın burada verb two oldu arkadaşlar aslında hani buna odaklanalım dedim ama aslında bunun da çok güzel bir mantığı var görüyorsunuz yani verb 1 verb 2 oluyor işte fiilin birinci hali ikinci hali oluyor geniş zaman geçmiş zamana dönüşüyor pek tabii ki bir sonraki örneğimize bakalım original cümle i'm working on my thesis now ben şu anda tezimin üzerinde çalışıyorum güzel he said he told me hmm am working'in bir derece pastı He was working'tir. Zaman değişikliği de da dolayı var. Dene dönüştü. İlk örneğimizde de aynısı vardı. Bakalım. He said that veya he told me that. Bana dedi ki he was working on his thesis den. Bana o zaman tezi üzerinde çalıştığını söyledi. Peki burada hangi tense oldu? Present continuous. Bakın past continuous'a dönüştü. Bu tense isimlerini hatırlamanız gerekmiyor. Siz o yüzden buralara odaklanın. Bakın renkli renkli o yüzden buraları yaptık. Bu sadece son olarak tense'in adını söylemek istiyorum. Yoksa tense'in adını bilmek öğretmenin işi. Sizin değil yani. Şimdi az önce ne demiştim? Hani dedim ya zaman değişikliği ile alakalı, üçüncü madde ile alakalı bir tablo var. Tablo bu. Diyor ki today görürsen that day diyeceksin. Şimdi şunu da önce söyleyeyim. Burada 6 tane madde var. Hocam uf hepsini mi ezberleyeceğiz. Hem evet hem hayır. Öğrenmeniz gerekiyor. E, bu evet kısmı, hayır kısmı da zaten ezberlemek için ayrıca bir çabaya girmeniz gerekmiyor. Mantıklı çünkü. Bakın ben bir cümlede bugün diyorsam siz bunu başkasına aktarırken hoca o gün öyle demişti dersiniz değil mi? Yani hoca o gün bize öyle demişti. Ben diyorum ki bugün hava çok güzel. Hoca bize o gün havanın değil mi? Bakın today, that day. E, bu gece dersem that night olacak tabii ki değil mi? Yani işte bu gece ee, şunları şunları yapacağız. Bize o gece işte dışarı çıkıp arkadaşlarıyla görüşeceğini söyledi gibi. Yesterday dün ben size dün dersem siz bunu aktarırken önceki gün diye aktarırsınız. Yani konuştuğumdan önceki gün şu şu olmuş. İşte dün arkadaşlar küçük bir kaza atlattım atıyorum. Ee, dediğimde işte hoca dedi ki o gün konuştuğumdan önceki gün previous day işte şöyle şöyle bir şey atlatmış ki özellikle dizi izleyenler e, dizinin başında önceki bölümün özetinde previous kelimesinin geçtiğini önceki anlamında zaten hatırlayacaklar. Eğer cümlenin orijinalinde a day, a week, a month, a year ago yani gün, hafta, ay, yıl önce diyorsak o zaman da gün, hafta, ay, yıl öncesinde yani onunla öncesinde konuşmanın öncesinde ben tomorrow dersem yarın işte atıyorum şu konuyu size anlatacağım dersem sonraki gün bize şu konuyu anlatacağını söyledi değil mi yani konuşmadan sonraki gün benim beyanımdan sonraki gün next week gelecek hafta gelecek ay gelecek yıl takip eden yıl yani sonraki hafta ay veya yıl şeklinde nav zaten iki farklı örneğimizde görmüştük şimdi o zamana dönüşüyor şimdi hava çok güzel bize o zaman havanın çok güzel olduğunu söyledi şeklinde Devam ediyoruz. Yeni tenslerimiz geliyor. Dedi ki ikinci maddeye odaklanacağız. Hangi tens neye dönüşüyor? Bakın bu present perfect tense geldi. I have applied. Başvurdum yeni bir işe. Güzel. Have artı verb 3. Tamam. Etkisi devam eden zamanda bu. He said veya told me birinci adım. Bakınız have applied'ın bir derece pastı had applied'mış değil mi? Present perfect, past perfect. E have zaten had'e dönüşür değil mi? Yani mantıklı. Gerçekten bakın. Hani böyle kuru bir ezbere gerçekten girmeye gerek yok. Şu anda da total cümlem Sonuç cümlemde göründü ekranda. He said veya told me that. dedi ki he had applied for a new job. Yeni bir işe başvurmuş olduğunu. Hani had applied past perfect'i böyle çevirirdik ya hani. O yüzden mış olduğunu söyledi çevirisi uygun. Present perfect past perfect'e dönüşümü gördüğünüz gibi. Present perfect continues. I've been working for two hours. İki saattir çalışmaktayım. Orijinal cümle. Aktarılmış hali said veya told me tamam. Have been working had been working. Bakın. Hiç bizi şaşırtan bir şey yok. Ya heaven ikinci ay işte. Bir derece past dedik değil mi? Birse iki yap dedik. Bu kadar. Ve e, present perfect continuous, past perfect continuous'a dönüştü. Anlam da şu. Bana iki saattir çalışmakta olduğunu söyledi. Veyahut iki saattir çalışıyormuş da diyebilirsiniz burada. I stayed at home last night. Bildiğimiz verb to. Bakın past tense. Verb to. E, bu ne olacak? E, Wordpress olacak tabi arkadaşlar. Ha tabi düzenli olduğu için 2 ile 3 aynı olduğu için değişmedi. E, simple past tense de o zaman past perfect yani head artı verbüce dönüşüyormuş. Bakın verb 2 ise sadece head artı verbüce dönüşüyormuş. Anlamı da e, he told me that he had stayed at home previous night önceki gece bakın last night geçen gece diyor ama aktarırken diyor ki o konuşmamızdan önceki gece ha evde kalmış olduğunu bana söyledi. Hani dedik ya had verb'uciymış diye çevirebilirsiniz. Böyle bir çeviri. I was walking in Adana yesterday. Past continuous tense, was walking yürüyordum. Bakın. Emiz'lerin ikinci hali was word'dur. Peki üçüncü hali nedir? Had been'dir. Dile really bakın M is R. Birinci hali I am in Adana now. Şu anda Adana'dayım. I was dersem I was in Istanbul, İstanbul'daydım. Üçüncü hali I have been to Ankara değil mi olur? O zaman was ikinci hali ise üçüncü hali have been veya had been. E burada pastın da past olacağı için had been şeklinde yazmam gerekiyor. Anlamda şu. The day before. Bakın dün ama aktarırken konuşmadan önceki gün Adana'da yürüyormuş. Veyahut da yürümekte olduğunu söyledi. Anlamıyla past continuous, past perfect continuous'a dönüşüyor. Bir planlı gelecek zaman cümlemiz geldi. I am going to join the party tomorrow. Ben yarın partiye katılacağım. Ee, arkadaşlar I am going to pek tabii ki was going to oluyor değil mi? He told me that he was going to join. Partiye katılacağını söyledi. Tomorrow ne oluyor? Following day, sonraki gün anlamıyla. Bir sonraki örneğimiz will. Konuşma anında verilen kararlar. I will be day, today, bu akşam veyahut da tonight. Bu gece orada olacağım. He said he would be there. Orada olacağını veyahut da işte burada olacağını. Bunu niye yazmış? Mekan değişmişse orada, orada olarak kalır. Ancak gidecekleri yerdelerse burada olacağını söyledi diye ...here söylenir. Bunu zaten siz söylerken anlarsınız hangisi olduğunu. Ve son olarak today that day'e tonight bu gecede o geceye dönüşüyor. Az önce konuştuğumuz gibi will Wood değil mi? Bakın üst köşede de göründü hemen. Will'in bir derece pastı Wood'dur sevgili arkadaşlar. I can help next week. Gelecek hafta yardımcı olabilirim. Can'in pastı. Bakın could be. Say tell. Tamam. Yeşil yeşil. Bir derece pastı. Can could be help. Yalnız burada be olmayacak. Hata olmuş bu. He could help. Following week, bu da zaten next week az önceki tabloda hatırlayacaksınız. Buna dönüşüyordu. Tabloları birazdan tekrar getireceğim. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz elinizin altında bulunması için. Bunu da söyleyeyim. Can, kuda dönüşüyor. Söylemiştik son bir kez de orada görünmüş oldu. Şimdi arkadaşlar must ve have to. Bakın. I must do my homework. Ödevimi yapmalıyım. I have to do yapmak zorundayım. Must'ın ikinci hali olmadığı için ister must ister have to, had to'ya dönüşüyor. Bakın yok yani must'ın ikinci hali diye bir şey yok. Dolayısıyla he said he had to zorunda do his homework yani my his'e dönüştü. Ödevini yapmak zorunda olduğunu söyledi anlamıyla. Renkler zaten bakın arkadaşlar değişen her şey kendi rengiyle. Hani bu anlamda görsel olarak aklınıza çivi gibi çakılması için yapıldı bu da. Ve son olarak da tabii ki burada özetimiz görülmüş oldu. Özet parçamız görülmüş oldu. I may clean. Evi gelecek hafta temizleyebilirim. Güzel. He told me bana dedi ki hmm may might temizleyebileceğini söyledi next week. Following week yani sonraki hafta anlamıyla sevgili arkadaşlar. May might'a dönüşüyor o ikinci hali. Peki hocam may might'a dönüşüyor, might neye dönüşüyor? Cevap veriyorum. Hiçbir şeye dönüşmüyor. Çünkü zaten ikinci hali. Yani yol bitmiş zaten. Dönüşen dönüşmüş. Daha ne yapabilirim? Hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece kişi değişikliği. Bakın I he'ye dönüşmüş. He said he might be ill. Hasta olabileceğini söyledi. Might, might olarak kalır. Should, ought to, had better. Hiçbirinin ikinci hali yok. Görüyorsunuz. Should, should, ought to. İşte bakın alternatifsiz olmak, eksiz olmak böyle bir şey. Ee, yerinize kimseyi koyamıyorlar. Bakın eğer eşsiz olursanız. Bu da böyle bir aslında e, bu durumun güzelliği ve çıkarılacak bir ders olsun. Bakın hiç değişmiyor. Head better yine head better. E, aynı şekilde kalıyor gördüğünüz gibi. Kut o da aynı. Çünkü yok yani daha ötesi yok. Ken kut oldu daha ne yapsın ki. He told me bana dedi ki that he could swim yüzebileceğini 10 yıl önce. Yani ben 10 yıl önce yüzebiliyordum ama artık yüzemiyorum. Anlamına gelmiş bu da Ken could. Şimdi ne geldi? Warning. Bak bunu artık sunumlarımızda biliyorsunuz önemli noktalarda uyarı varsa warning diye duruyoruz ama. Ne diyor bize simple present, present perfect ve future tense? Değiştirilmeden aktarılabilir. Niye? Önce onu bir anlayalım değil mi? Mantığa hitap edeceğiz demiştik. Şimdi cümlemiz I drink coffee every day. Birisi size diyor ki ben her gün kahve içerim. Bu cümle tabii simple present bu. Onu söyleyeyim. Bu cümleyi söyleyen kişinin... Doğruluk değeri zaten burada da ifade etmiş her gün. Bu cümlenin doğruluk değeri her gün geçerli. E şimdi ben bunu aktardığımda da e bu cümle mantık olarak yüksek ihtimalle halen geçerli olduğu için ben ona hiç dokunmuyorum. Ve he said he drinks coffee every day. Her gün kahve içtiğini söyledi diye olduğu gibi aktarıyorum. Tabii ki tense olarak olduğu gibi yoksa ayı he yaptım değil mi? e, hisseti pastans olarak söyledi diye zaten söyledim. Bu söylediğim sadece bir derece pastını almama konusu arkadaşlar. Ve şimdi de geldik az önce vaat ettiğim size tabloya. Bakın şu anda önümüzdeki tabloda sol tarafta tens değişimleri yani hangi tens neye dönüşüyor şu listemiz. Hepsinin örneğini verdik az önce. Burada ise zaman ifadesi olarak hani bu gece o gece işte dün önceki gün bu dönüşümler ekran görüntüsünü alabileceğiniz veya ihtiyaç duyduğunuzda açık bakabileceğiniz yer tam olarak burasıydı. Şimdi birkaç mini notla Konumuzun temel kısmının sonuna doğru geliyoruz. Daha sonra detaylara geçeceğim. Mesela sorular nasıl aktarılır, emir kipi nasıl aktarılır gibi noktalara yavaş yavaş geçeceğim oradan. Diyor ki eğer aktarılması gereken iki öğe varsa İkisi de aktarılmalıdır. Nasıl yani hocam? Bakın bir tanesi cümlenin I have to study hard. Diğeri I will fail yoksa kalacağım diyor. ya yani sıkı çalışmak zorundayım yoksa kalacağım diyor. Her ikisini de aktaracaksınız. She said that tamam hocam. She had to bu have to'nun aktarımı. İki or she would fail. Her ikisini de aktarmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi anlatımımızın ikinci bölümünde soru cümlelerinin aktarımı. Şimdi ilk bölümde bütün tensleri ama olumlu veya olumsuz cümle olarak gitmiştik. Şimdi ise soru cümleleri ve emir kipinde aktarımı. Mantık aynı. Birkaç öğe değişik. Hemen bakalım. Yes, no question diye başlıyoruz. Niye böyle? Arkadaşlar hatırlayalım. İngilizce'de sorular ikiye ayrılıyor. Bir, evet veya hayır diye cevap verebileceğiniz yardımcı fiilin başta olduğu sorular. İki, WH Question dediğimiz bilgi isteyen sorular. Yani What is your name? Where are you from? gibi bilinen örnekleriyle de hatırlayabiliriz bunu. İlk olarak Yes, No. Yani evet, hayır ee, sorularıyla başlıyoruz. Sorumuzun orijinali A'nın B'ye sorduğu... Is your father fine today? Bugün baban iyi mi? C'ye bunu aktaracak. Peki ne diyecek? Bana babamın o gün iyi olup olmadığını sordu. Bakın ulaşacağım şey bu. Yine her zamanki üç adım tarifesi bizi karşıladı. Bir, ask why I wanted to know. Yani A şahsı bana sordu. Ali olsun. Ali bana sordu. Ask, wanted to know, bilmek istedi. İstediğini söyleyebilirsin, hiçbir sorun yok. İki, if ve whether geliyor. Bakın kırmızı kırmızı. Hocam ne alaka? Dikkat. If veya whether'ın burada kattığı anlam olup olmadığı, yapıp yapmadığı, edip etmediği anlamıdır. Cümleye uyarlayalım. Bu ne demek? babamın iyi olup olmadığını sordu. Bakın hatırlayın İşte onu if veya whether kalıbıyla veriyorsunuz. Ve tabii ki yine üçüncü maddemizde bize ne diyor? Düz cümleye çevir bir derece pastını al. Duralım. Neden düz cümleye çeviriyoruz? Yukarıdaki cümle bir soru cümlesi olduğu için pek tabii ki sonuna nokta geldi. Peki aşağıdaki cümleyi bir yordayalım. Babamın bugün iyi olup olmadığını bana sordu Nokta. Bakın burada da nokta var zaten. İşte bu yüzden siz yukarıdaki soru cümlesini düz cümleye çevirmek zorundasınız. Peki hocam nasıl çeviriyoruz? En basit o yeminle. Nasıl? Bakın bu özne. Yardımcı fiil yani izler, arlar, kenler, şutlar, willler bunlar özneden önce geliyorsa sorudur. Özneden sonra geliyorsa düz cümledir. Bitti bu kadar. Yani yapacağım iş bunu alıp hop buraya atmak. Bu kadar. Ama bir minnak işim daha var. O da bir derece pastı. İzin bir derece pastı neydi? Vazdı. Bakın izi aldım buradan buraya. E bir de vaz yaptım. Aşağıdaki cümleye ulaştım. A asked. Yani Ali asked. Ali olsun. Ali sordu neyi? If my father was fine. Babamın iyi olup olmadığını sordu. Today de tabii ki de diye dönüştü. Bütün olay bu şekilde sevgili arkadaşlar. Will you come with me tomorrow? Bakın burada rehber tablomuz devamlı bulunacak. Soru der ki bize e, yarın benimle gelecek misin? Will you come with me tomorrow? Aktarırken de A ask sorduğu if I would go gidip gitmeyeceğimi. Bakın ikinci adım if veya whether yazıldı. Üçüncü adım düz cümleye çevir. Ne demiştik? Will'i buradan e, özneden sonra yatacaksınız. Tabi burada you I oldu çünkü bana soruldu soru. Bana sordu diye söylüyorum. Will de bu da oldu. Bakın şöyle oku uzatalım. Hoba. Would go with him veya her onunla tomorrow yani yarın following day sonraki gün anlamıyla. Did the manager go to Istanbul by plane? Müdür İstanbul'a uçakla mı gitti? Sorunun orijinali bu. Bu sefer değişiklik olsun diye wanted to know'u kullandık. A wanted to know bilmek istedi. Yine whether hani if yapıyoruz ya değişik olsun. Whether olup olmadığını neyi? The manager had gone. Bakın arkadaşlar. Did the manager. Past tense cümlesi. Verb 2 yani. Bakın did verb 2'dir. Do did. Ama burada had gone. Had artı verb 3. Go. Went gone. Niye? Çünkü simple past tense'in bir derece pastı neydi? Bakın bir derece past diyoruz burada. Past perfect'i. Müdürün İstanbul'a gitmiş olup olmadığını sordu. Uçakla gitmiş olup olmadığını sordu. Anlam da bu. Şimdi geldik WH question'lara. Bakın bilgi isteyen sorulardı. Where is your house? Evin nerede? Arkadaşlar diğerinden tek farkı bakın birinci madde aynı. Üçüncü madde aynı. Sadece ikinci maddede if veya whether yazıyorduk önceki bölümde. Burada soru kelimesinin kendisini yazacağız. Nasıl? Göstereyim hemen. Neydi sorumuz? Evin nerede? I wanted to know. Bilmek istedi. Neyi? Where. Bakın nerede? My house was. Evimin nerede olduğunu bilmek istedi. Arkadaşlar ne demiştik? Is. Özneden neden önceyse sorudur. Buraya attığınızda artık düz cümledir. O yüzden nokta gelmiş. Bir de izin bir derece pastı vazdır. Bakın bitti. Şimdi bu cümle göze biraz tuhaf geliyor. Bunu biliyorum. Genelde öğrencilerimiz hep söylerler hocam bu nasıl cümle ya? Yani en sonunda vaz var, nokta var, değil mi? I wanted to know where my house was. Ama bu kullanım böyle gözünüze çok görünmediği için bugüne kadar veya çok duymadığınız için e, tuhaf gelmesi de zaten normal. What will you do next week? Gelecek hafta ne yapacaksın? A asked what değil mi? Bakın soru kelimesi ikinci maddemiz geldi. I would do following week. Bakın buraya atmış ve bu da dönüştürmüş. E tabi you mecburen ay oluyor. Next week de following week sonraki hafta oluyor. Benim sonraki hafta ne yapacağımı sordu. Anlamını da bu cümleden aldık. How can you fix the PC? PC'yi nasıl tamir edebilirsin? Bakalım. I wanted to know. Bilmek istedi. How? Soru kelimesi. I could. Değil mi? Bakın. Can. Bu tarafa geçmiş ancak kod olmuş. Bir derece past. Benim bilgisayarı nasıl tamir edebileceğimi sordu anlamıyla. Şimdi bu bölümün ikinci maddesi neydi arkadaşlar? Emir kipinin aktarımı değil mi? Şimdi study your lesson. Derslerini çalış diye bir emir kipi var. Bakın ünlemli münlemli bir de. hani Böyle sinirli. E şimdi bir kişi yok ki değiştireyim. Tens yok ki bir derece pastını alayım. En kolayı bu. Sona sakladım tatlı niyetine. Bakın şimdi. He told, söyledi, asked, istedi veya da ordered, emretti. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. İkinci adım ne? Me, bana söyledi, istedi veya da emretti. Neyi? To. Arkadaşlar burada olay budur. Mamı, yapmamı, etmemi söyledi. Derslerimi, çalışmamı söyledi. Sadece to getiriyorsunuz. Başka hiçbir olay yok. Bakın, study your aynen burada. Hiçbir şey yok. Sadece önüne tu koyduk. Peki çeviri ne hocam? Bana derslerimi çalışmamı söyledi. Benden istedi, bana emretti anlamıyla. Don't turn on TV, televizyonu açma diyor. She told, asked veya ordered, istedi, dem onlardan. Bakın kimse, mesela. bir gruba hitap ediyor onlardan. Peki Burada biraz farklı olacak. Niye? Bakın bu olumluydu. Yaptı. Bu sefer yapma diyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Not to, bu kadar. Aynısını not to turn on TV. Televizyonu açmamalarını istedi, söyledi, emretti. Demek ki neymiş arkadaşlar? Emir kipini aktarırken sadece ve sadece olumluysa önüne to koyarak değilse not to koyarak yapmamasını etmemesini söyledi anlamıyla aktarıyoruz. Bütün konu emir kipinin mantığı bu şekilde. Dedik ve reported speech konusu ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Artık İngilizce'de dedikodu yapmanın konu anlatımını tamamladınız. Şimdi soru çözümüne geçerek bakalım sorularda nasıl karşımıza çıkabilir diyerek konumuzu iyice pekiştiriyoruz.